Dinle. Tamam. Bugüne kadar sıktın kendini bu saate kadar. Böyle allı duvak. Ben ağlamadım bir serinlik bir abicirdi o koca dünden aşağı. Beni zor kandırdı. Dün sakinleştirici yap mı işte? Ondan içirdi. Yemi kötüledi hem de ondan abicirdi, özür diledi. Neye üzülüyorsunuz anacığım? Üzülmemek elde değil işte. Ayrılık. Ama bu köyde oturacak değil mi sonuçta? Bu köyde oturacak. Darbınar köyünde oturacak kızım. Yine çok gurbete gitmiyor bence. İyi, çok gurbete gitmiyor. Büyük şehre gitseydi, ne bileyim Adana'ya gitseydi. Büyük şehre bireceğim. Şehirden dürtüsü geldi. Kendi anne dedi. Ben dedi uzağa gitmem dedi. İstemem uzağa dedi. Ben dedi kuru bulur kuru yerim. Duru bulur duru içerim suyu dedi. Ben dedi bu memleketi bırakıp da dedi uzak ellere gelin gidemem dedi bana. Çok dürtüsü geldi gitmedi. Bayramdan önce başka bir görücü mü geldi? Tarsus'tan ya abisinden isteyen çok oldu böyle, abisinin düğününde süslenince göz koyan olmuş. Çok istediler. Terbiyesizler. Terbiyesizler hem de. He, çok görücü. Gülündün nasıl ya? Ama bir kızı 1000 kişi ister, bir kişi alır anacığım. 1000 kişi ister, böyle bu gelini getiren şöver böyle illa aman aman demiş. Böyle bir senin görüş. Kızı düğünlerde süslü gören direkt görücü gibi. Uzağa gitmem anne ben dedi. Ben dedi köyden. Torunum evet. Anneannesi mi oluyorsun? Anneannesi oluyorum. Bu torunlar pek bir tatlı mı oluyor? Pek tatlı. Bunlardan madem köyde anneanne deyip de bilen olmadı diye herkes bunlardan öğrendi anneanne diyor. Bunlar nereden öğrenmiş bilmem anneanne. Evvelden yani yasaktan benim çocuklarımdan, torunlarımdan öğrendiler. Ne derlerdi eskiden? Ebe mi derlerdi? Ebe diller, nene dillerdi. Nene ebe derlerdi. İlk anneanneyi özünür mü söyledik? Bunlar Ümit Emrah söyledi, gelinin bu kocası. Ondan da arkasından bu işte. Bir kızları vardı bunun büyüğü. O işte sana ömürler, o olmadı. Gitti. Çok sevilir ama anneanne. Ya çok seviyordum çocuğumu ya. Çocuklarımın hepsini severim ben. Herkes de biliyor yani sevdiğimi. Senin gibi annenle görmedik diyorlar. Daha çalışa gidiyorum. Bana herkes sinir oluyor ya. Herkesin var torunu, nene ağlama, yanma diyorlar. Ben bir haftadır 15 gündür rahat alıyorum. Yatak gitti, yorgan gitti kaynanası. Ben hiç varamadım. Yüreğim bari diyor. Biteceğiz yavrucağızım. Yalnız kalacak işte. Biteceğiz, gelini var. O tarzısında. Bir tek çocuğu var, okuyor. Kızın yalnız kalacak diye kızım yalnız sen? Kalacak diye üzülüyorum. Aynı köyde be anacığım sonuçta. Aynı köydeyim ben işte. İkide bir varsam herif azarlığa eriyor iki bir. Bir buna laf atıyor, çekişiyor, benim de hatırımı kırıyor. Dünden yük gitmeden hemen buna bir şeyler dedi. Yine ağlıyor, ağlıyor geldim evime. Aynı köyde bile olsa istediğin zaman gidemezsin değil mi? Gidemem de çocuğum işte. Sonuçta kapısı ayrı olacak. Doğru. Kapısı ayrı olacak tabii. Ama gittiği yerden biz çok memnunuz, seviyoruz yani. Herifimin akrabaları benim. Kocamın akrabası, kayınbası gibi. Seve seve birdik. Seve çok seve istemişler de, kızı. İstesinler. İsteyene, bir isteyen biri alır. Her kişi alamaz. Her kişi istiyor. Bizki nerede istediler zamanında? Ben bilmedim. Seni de mi çok istediler zamanında? Yok ben istediğimi. Ben unuttum gittim isteyenini. Ben kendim. Yok seni kaç kişi istedi zamanında?
bilmem kaç kişi istedi. Herhalde seni çok de bir 100 kişi istemiştir. Bak hele ben bir cihazım. Beni de çok istemişler de annem vermemiş. Yok ondan... sen köyde bir yürürmüşsün. Yaya. Hayat dururmuş köyde sen yaya. Yürüdüğün zaman. Yaya. Beni babam dayısının oğluna vermiş. Dayısının oğluna verdiler deyince beni kayınbanın benim tanasını mı kestiler, yaşayacağını kestiler. Onu almasın diye. Senin neler babanın etti? Eşeğini, danasını... Yok, kayınbabalıkını kestiler. Kıskançlıklarından. O ona birbirine nefsanattan. Köy çalkalandı yani sen çalkalandı evlenince. Çalkalandı ben evlenmeden. Gelin kızı kana ben. Yani seni verdiler diye kayınpederinin ne kadar mal varlığı varsa talan ettiler ha? Talan etmişler çocuğum. O kadar talipliydi vardı. Yalanlı diye eşeklerini kesmişler bir de. Eşeğini kesmişler. Nasıl kıymışlar ona? Kesmişler işte. Güzel gözleyin. Ben o sandım ama. Eskiden bir laf vardı anasına bak kızını al diye. Şimdi anneannesine bak torununu al. Anneanne torun aynı. En az 100 kişi istiyor. Bir kişiye varıyor. O da inşallah kıymetini bilir. Hep senin yüzünden bunu. Senin yüzünden ağlıyor bunlar böyle. Kim ön ayak oldu bu evliliğe? Bu evliliğe bunlar istedi. Muhtar demiş böyle böyle o köyde güzel bir kız var isteyin demiş bu Muhtar. Darpınar'ın Muhtarı. Darpınar'ın Muhtarı mı ayarlamış bir şey? Muhtar ayarlanmış. Muhtar demiş böyle böyle çok güzel harbi mert demiş. O kız demiş. İlla gidin onu isteyin demiş. Kalan bunlar geldi Allah'ın emriyle bir adam dur kayınbaba telefon etti. Alo dedim ben durmuş deyince ben hangi durmuş hiç bilemedim. Yani tanımıyorum ya. Nereden bileceksin canım? Nereden bileceğim? Dedi hısım misafirliğe geleceğizdi. Ben de buyurun gelin demişim. Buyurun gelin dedim yani adamlara tabii gelmen dinmez. Geldiler hoş beş ettik kalan. Dediler böyle böyle Allah'ın emriyle hısım. Biz dediler hısımlı koyulaştıracağız dediler. Sizden bir kız istemeye geldi dediler. Tanın yüzünden. Vermezseniz dediler alır gideriz. Vermezseniz döner gideriz dediler. Kalan durdum düşündüm. Kıza dedim sordum. Anne dedi dur ben bir düşüneyim dedi. Ya önceki sözünden ben biliyorum. Pek iyi diyecek yani. Önce dinenleri almıyor yani. Uzağa giderse yok. Kalan abisine telefon ettim. Oğlum gel dedim. Böyle böyle bacana duyurucu geldi. Emrak gel dedim. Emrak dedi anne dedi böyle böyle. Ben dedi falan gün akşama geliyorum. O misafirler de gelsin dedi. Ben de o zaman da kızın gönlünü sordum öğrendim. Anne dedi, ne dedin kızım? Gönlün var mı? Kızım dedim, gönlün var mı dedim. Ana dedi, çocuk dedi çok iyi efendi dedi. Gördüm dedi, ben teynele giderken dedi. Nereye giderken? Teynel kese giderken gördüm dedi. Çocuk çok güzel dedi. Önce de bu pazarlığa gitti. Sırıtma. Pazarlığa gidince. Dur. Havalara girme, önüne dön. Pazarlığa gitti. Anneanne ümünü sıkacak senin bak senin. Güncülünü sıkacak, tepeleyecek seni anneanne. Ben pazarlığa gittim ormana, o depoya. Dedi ki bana böyle böyle bir çocuk böyle ince dalan. Baktım benim oğlana. Evlilik değil memleket hikayesi mübarekten. Benim oğlana benzettim. Bu geldi bana böyle bir omuz attı. Kim? Bu benim enişte. Terbiyesiz! Bu mu? Bu. Ondan geri kalan dedi böyle böyle dedi. Nasıl geldi bayağı böyle? Bana bir omuz attı ama 2 sene yonga bu kızı istemedin yonga. Dedi böyle böyle bu kızı bana verin mi dedi yenge dedi. Sen kimsin oğlum dedi. Çekil! Ben dedi böyle böyle bayramım dedi Darbunar'ından dedi bana bak bu söz yalan değil ciddiyeti yani bu uydurma değil. O ne? Dedi ki ben de dedim ki benim kızım dedim sen dedim güzel bir ev yap dedim ama benim kıza senin gücün yetmez dedim. Çok dedim yani iyi çalışman gerekiyor dedim. Tamam dedi çalışırım dedi 2 sene sonra kısmetmiş buna kısmet oldu. Kalan verdik işte Allah'ın emriyle. 2 sene önceden? 2 sene önceden istedi kendi canım benden. Benim. İnşallah acımadı. Acımadı. Sen 2 sene önce mi göz koydun? 2 sene önce evet. Toros'ta çalışma yapmıştık. Oradan dikim yapakana gördüm. Ve? Gittin dayanamadım. Kızın anasına direkt. Evet. Niye elini atıyorsun kadıncağız omuzuna? Ya şimdi akrabalık. Öyle bir annen olsun istiyorsun ki, öyle bir kaynanan olsun istiyorsun ki. Evet. Seni doğuran anaya kurban olayım moduna girmişsin ki. Dayanamamışsın zar. Hadi kadını dayanamadım görünce. Ne yapayım. Peki merhaba dedin mi? Ben işte Bayram nasılsın ne yapıyorsun? Hani... İyi değil, soruyoruz. Merhaba işte önce. Önce bir bakış değil mi? Önce bakış tamam. Nasıl baktığını bir göster bakayım bize. Anneanneye böyle... göster anneanneye. Yok normal böyle göz kırpmadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.